Futbolnet'ten herkese merhaba. Dün akşam Medipol Başakşehir, Mönchengladbach karşısında 2-1 galip geldi ve grubunu lider tamamlayarak bir üst tura son 32 takım arasına adını yazdırdı. Büyük bir başarı tabii ki Medipol Başakşehir için. Elbette ki Türkiye için de, çünkü Medipol Başakşehir şu anda Avrupa'daki tek temsilcimiz ve adını son 32 turuna yazdırdı Murat abi. Önemli bir galibiyet oldu tabii ki Mönchengladbach deplasmanında. Golü yedi Başakşehir. Ardından çabuk reaksiyon gösterdi İrfan Can'la. Ve ardından da 90. dakikada Kriveli'yle. Somer tabii diyelim. İrfan Can'ın şutu, Somer'in Bayern Münih karşısındaki performansı. Neyse ki Medipol Başakşehir maçında yoktu. Ve golü yedi. Ardından galibiyet golü de 90. dakikada Kriveli'den geldi. Nasıl bir karşılaşma oldu? Valla ben hiç beklemiyordum, söyleyeyim. Yani dürüst olmam lazım. Almanya Ligi'nin lideri 1-0 yenik duruma düşmüştü. Somer'in o büyük hatası, evet, bir umut aşıladı ama Dembaba girene kadar yine kaçırdıkları goller var. Oyunun hakimiyeti onlarda. Ya giderek ümidimizi kaybediyorduk. Ama Dembaba girdikten sonra birkaç pozisyon var. Crivelli ve Dembaba ile bir haberci oldu onlar. Yani acaba demeye başladık, heyecanlanmaya başladık. O sırada Mert'in çıkardığı inanılmaz iki top var. Evet. İnanılmaz iki gol kurtardı. Zaten bence Mert, yani 4-0, 3-0 yenildiği Roma maçları dahil her maçta muazzam işler yaptı. Yani bugün Avrupa'da bir takımımız yoluna devam ediyorsa en büyük pay sahibi isimlerden biri Mert Başakşehir'de. Ve sonunda da işte klişinin ortası, Dembaba karıştırdı ön direği, Crivelli. Ve ondan sonra da bir tane altı pastan top direğe gitti. Yani böyle yürekler ağza geldi, hani buraya kadar gelmişken. Şans Başakşehir'in yanındaydı. Ya tabii şans yanımızdaydı, bunu kabul etmek lazım ama şu da var. Bilet almazsan piyango çıkmaz. Başakşehir sonuna kadar, yani şimdi şöyle bir durumda, şöyle bir grup vaziyetinde oynamak isteyeceğin son maçı olur. Ya da Roma deplasmanı olur. Tabii. Yani Bundesliga lideriyle deplasmana gidiyorsun, yenmek zorundasın. Hani daha zor bir senaryo olabilir mi? Yok tabii. Olamaz yani. Zaten da, UEFA gruplara baktığın zaman kağıt üstünde hangisi çıkamaz diyorduk. Ya bu gruptan Başakşehir çıkamaz diyorduk. Yani diğerleri çıkar diyorduk. Kağıt üstünde. Tabii. Sonra sakatlıklar, form durumları vesaire. Köprünün altından sular geçti. İşler değişti. Dördüncü haftada havlu attı Beşiktaş'la Trabzon. Yani grupların dördüncü maçlarında, evet. Dördüncü hafta derken. Yani başka güzel bir olay Roma'nın Wolfsberger'le berabere kalması. Çünkü hakikaten büyük fark var. Grup lideri çıkıyorsun ve seri başı bence kurada 15 takımın var. Yani eşleşebileceği 15 takımın hepsine elenebilir, hepsini yenebilir Başakşehir. Ortada. Ama diğer tarafa düşseydi, ikinci çıksaydı mesela, Roma kazansaydı, yani o zaman çok daha zor olacaktı. İşte Inter'ler, efendim Benfica'lar, tabii, tabii. Ajax'lar, yani öyle bir rakip, olası rakipler. Şampiyonlar Ligi'nden gelen işte daha çoğunluğuyla işte Olympiakos buraya geldi mesela. Tabii. Hani değil ama yani görece olarak çok daha zor olacaktı işler. Yani her şey istediğimiz gibi gitti. Ama dediğim gibi yani sonuna kadar bu işi takip etti. Hani hep ülke puanı vesaire vesaire konuşuyoruz ya. Yani şimdi bununla paralel mi davranıyoruz? Hayır. Yani elendikten sonra Trabzon veya Beşiktaş ülke puanını düşündü mü? Veya onu düşünerek mi kadrolarla çıktı? Suçlamıyorum. Ben de teknik direktör olsam böyle kadrolarla çıkarım. Riski yani, atmak istemezsin. Evet, Ünal Hoca'nın da Abdullah Hoca'nın da yerinde olsam böyle çıkarım. Böyle, ama her dakikada bir ülke puanı diye konuşmayalım. Yani herkes kendini düşünüyor öncelikle. Bu arada öncelikle. Tabii ülke puanını konuşuyoruz da bu sadece bu yılda olan bir şey değil. Geçmiş 5 yılda... Ülke puanını konuştuğumuz gibi davranmıyoruz. Onun için gerçekçi olalım demek istiyorum. Ben de şey demeye çalışıyorum. Başakşehir yenilsek de dedi, hani bir puan da alsak. Ha, bak işte o ülke puanına kadar çıktı, en iyi takımıyla oynadı. Kazanmak için her şeyi yaptı. İşte Alexis'i çıkardı, Dembaba'yı öne attı. Tam zamanında yani. Okan Buruk çok akıllı bir, yani daha önce bunu oynasa, birinci dakikadan beri bunu oynasa belki farklı bir şey olabilirdi. Ha, yani Bayern Münih maçının hem fiziksel hem mental yorgunluğu vardı Mönchengladbach'ta ama gidiyorsun orada full 40 bin kişinin önünde oynuyorsun. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Ama tabii alışkın, bize her yer deplasman Başakşehir için. Yani hakikaten elimizde iki tane
doğru giden program var. Biri milli takım, biri Başakşehir. Ama Başakşehir bu programı sürdürülebilir başarı olarak devam ettirebilmesi için ne yapması lazım? Bunu düşünmesi lazım. Yani burada UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale, daha ötesine gidebilir veya hemen bu turda elenebilir, ayrı mesele. Ama Aralık'ta havlu atmadık onlar sayesinde. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani Kıbrıs Rum kesimi yanlış anlaşılmasın, hak eden yoluna devam ediyor. Küçümsemek için söylemiyorum ama yani hani kendimizi çok başka yerlerde görürken küçücük ülkelerin takımları bile yoluna devam ediyor. Onlar kadar takım koyamıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi pazartesi günü 15 takımın 3'ü Alman. Yine %20 Alman takımıyla elenme olasılığı, eşleşme olasılığı var Başakşehir'in. Ama dediğim gibi yani oradan gelecek her takımı eleyebilir. Elenebilirdi ama en azından orayı bize gösterdi. Hı hı. İkinci turu gördük en azından bir takımla da olsa. Yani Başakşehir'e seviniyoruz ama çok da kulüpler bazında sevinecek bir durumumuz yok. Yani erozyon. Yani Avrupa Fatih'i Galatasaray 32 maçta 2 dün, yani o istatistik gelince hani bir kez daha evet. o olay böyle kafamıza vuruldu. Yani UEFA şampiyonu çıkardığımız bir kulüpten bahsediyoruz. Yani UEFA şampiyon, tek UEFA şampiyonumuz son 32 Avrupa maçında 2 galibiyet alabilmiş. Aynen öyle. Yani hani bu erozyon, finansal kriz vesaire çakılmış durumda kulüplerimiz bence. Yani tamam, dünyanın en zengin 5 takımından ikisi oynuyordu grubunda Galatasaray'ın ama mesela Brugge'yi geçebilmeliydi. Burada olmalıydı. En azından iki takımla devam edebilmeliydik. Gelirse gelsin başına. Anlatabiliyor muyum? Bu arada tabii ki. Bu sene yaşanmış bir şey değil bu. Yani bir süreç. Yani inşallah daha kötüye gitmez. Bir an evvel toparlarız. Yani ülke puanından bahsediyoruz. Biraz önce söylemek istediğim. Yani sadece bu seneyle biten bir şey değil. Bu sene çok konuşuluyor. Evet, ülke puanı, ama bu uzun bir süreç, uzun bir hesaplama sonrasında gelen bir nokta bu. Yani bu sene olacak bir şey değil sadece ülke puanı. Evet, tamam, şu an önemli ama geçmiş yıllara da biraz bakmak lazım. İşte örneğin senin söylediğin gibi son 32 maçta 2 galibiyet kabul edilebilir bir şey değil. Son galibiyeti Juventus, unutulmaz Juventus galibiyeti, ardından Benfica ve sonra Lokomotiv Moskova. Yani son yani Juventus'tan maçı, bu yana 32 maçın ikisi sadece ikisini kazanabildi Galatasaray. İşte bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani ülke puanını konuşuyorsak sadece bu sene değil, biraz da geçmişe herhalde bakmak gerekir. Şey, yani zaten bir anda çökmedik ki. Tabii. Yavaş yavaş kadrolar eridi. Yavaş yavaş bütçeler eksiğe geçti. Devam ediyor. İşte tartışılıyor yine. Evet. Satmadan alamıyorsun. O istediğin oyuncuyu alma. Artık öyle lüksler kalmadı. İyi bir tane genç çıkarıyorsun, hemen kapıyorlar. Aynen. Satmak zorundasın çünkü. Bataktasın yani. Tabii. Hakikaten çok sıkıntılı bir durum. Ülke futbolu hiç de iyiye gitmiyor. Bir nefes aldık yani Başakşehir'le birlikte. Dediğim gibi yani evet, şans faktörü. Rıdvan abi inanmıyor ama ben inanıyorum. Yani kadere inanmak gibi bir şey. Bazı şeyler ters de gidebilirdi. Olabiliyor da. Yani dün Mert hakikaten inanılmazdı. Hele 1-1'ken çıkardığı iki tane top var. Evet. Kırılma anı bence o. Hele bir tane sağ çapraz altı pastan büyüdü resmen yani, çıkardı kornere. Bütün dediğim gibi yani üst üste geldi ama inancını kaybetmeden 90'a kadar, ki 90'da vurdu yani, 90. dakikada atıyorsun. Evet. Grup maçlarının son dakikasında atıyorsun. Tabii. 6 maçın sonunda o inadı gösteriyorsun. Onun için alkışlamak lazım. Tabii burada biraz da Okan Buruk'a da herhalde parantez açmak gerekiyor. Bence çok akıllı oldu. Yükselen bir performansı var. Onun da kötü bireysel de olarak biliyorsun yani. Şeye geleceğim. Hem Çaykur Rize, hem Akhisarspor, daha sonrasında Medipol Başakşehir. O da teknik direktörlük kariyerinde kendini ya, yavaş yavaş kanıtlamaya bir başlayan bir isim. Sen oynadığı yılları hatırlar mısın? Çok ya, bir kere çok çalışkan ve zeki bir oyuncuydu. Yani hakikaten problem çözebilen bir oyuncuydu. Sonra kariyerine Avrupa kattı. İşte Inter'e gitmişti Emre ile beraber. Avrupa gördü. Çok iyi teknik adamların yanında uzun süre görev yaptı. İş ciddiyeti var. Evet. Dediğim gibi oyun aklı hem oyuncu olarak hem teknik adam olarak belli bir seviyenin üstünde. Yani dün özellikle Dembaba hamlesiyle bir şeylerin ateşini yaktı yavaş yavaş. Yani sanki böyle o pusuda beklemiş orayı. Yani hatta 0-0 götürmeyi o dakikalara planlamış ama tabii biraz da işte şans orada. Son Merino hatayı yapması
Son dakikadaki gol sürpriz değildi bence. O sürprizdi. Çünkü hı hı. son dakikada gelen golden önce 3 tane pozisyon var ceza sahası içinde. Crivelli'nin ve Dembaba'nın bir tane, Crivelli'nin 2 tane. Evet. Yani o golün hissettim mi yani geleceğini? Seyreden herkes hissetmiştir. Yani atacağını hissettirdi. Ama dediğim gibi sonuna kadar savaşması çok önemliydi ve şu anda yani hani bir yerden tutunduk. Evet. Aralıkta pes etmedik en azından. Medipol Başakşehir'i tebrik edelim. 4 takımdan bir takım. Aynen öyle. Tebrikler, başarılar bundan sonraki turlarında. Umarız güzel bir kura çeker. İnşallah pazartesi. Pazartesi bakacağız ona. İstersen Beşiktaş ve Trabzonspor'a da kısaca geçelim. Çok ya fazla konuşacak bir şey yok yani. Trabzon maçını seyretmedim. Hı hı. Beşiktaş maçını seyrettim aynı anda. Yani bir anda çözüldü genç oyuncular. Hiç beraber oynamamış bir 11. Tabii. O dakikaya kadar hani git geldi bir oyun ama Jota girdikten sonra bir anda çözüldü. Yani fark rekor etti, kırdı. 9 dakikada hat-trick yaptı. Aynen yani 9.5. Ya 11 dakikada 10 gol 4 gol yedi 11 dakikada. Hani 10 dakikada 4 gol yemiş gibi. O bir anda çözüldü. Yani çok normal genç bir kaleci. Ama işte dediğim gibi hani ülke puanı ülke puanı diyoruz ama bazı şeyler daha öncelikli. Hı hı. Bunu esas itiraf etmemiz lazım. Yani ligde kısıtlı kadroyu sağlıklı ve ayakta tutabilmek için hı hı. iki takımda hakkı da bu, var buna ve doğru olan da bu bence yani. Hani hangi teknik direktörü gelsen bu tercihi yapardı. Tabii, tabii. Şu an itibariyle lig böyle giderken ama tabii ülke puanı demeyelim yani. Anlatabiliyor muyum? Evet. Önceliğimiz o değil en azından. Bu arada tabii yani sadece Wolverhampton maçını değil genel olarak konuşmak lazım. Yani bu gruptan hem Beşiktaş'ın ya hem Trabzonspor'un puan yani şimdi çok az puan üstünde, alıp gerçek, çıkamaması hani, çok hayal kırıklığı tabii ki. Şey var normal şartlar altında hani normal şartlar altında veya eski şartlar diyelim. Futbol için bundan bir 10 yıl öncesinin şartlarında Beşiktaş'ın Wolverhampton'da grup liderliğini oynaması. Veya 2 sene önceyi hatırlayın. Şimdi ben söyleyecektim. Çok şampiyonlar yine yani Napoli'li vesaire. Yani o gruptan çıkıyorsun şu gruptan çıkamıyorsun. Aynen öyle. Bir tek Bratislava yeniyorsun. Bir tek Sarpsborg'u yeniyorsun. Tabii. Hani bu sadece bu senenin şeyi değil. Geçen sene de başarısız. Trabzon yine aynı şekilde ama Trabzon'da şöyle bir hayal kırıklığı daha oldu. Tabii çok çok şanssız sakatlıklar geldi evet. arda arda ama Trabzon'da iki tur geçerek geldi buraya değil mi? Hı hı. Yani iki tur geçerek şeyden. Geldi. İşte en son kimi yenemişti? Bakmam lazım. Pauk'u mu? AEK'yı mı? AEK'ti sanırım. Ya elerken mesela gördüğümüz futbol bizi ümitlendirmişti. Şimdi bu gruba gelmişken mesela Trabzon'un da en kötü ilk iki de normal şartlar altında olacağını düşünüyordum. Yani Basel, Hetafe yani çok dengeli bir grup. Ama hı hı. yani şu tablo olacak tablo değil. Yani Trabzon'un şu dört takım nasıl sıralansa şaşırmazdım. Hı hı. Yani şimdi iyi bir Trabzon sakatlıktan uzak formda bir Trabzon lider olsa ikinci olsa atıyorum Basel sonuncu olsa puanları bırak bakma şu tarafa. Hı hı. Bu tarafa bak nasıl çevirsen çalkala 4 tane sıralı şaşırmazsın öyle evet. bir grup. Ama yani bir tarafta 13, 12, 9, 1. Yani tabii bu, yani bu çok büyük hayal kırıklığı yani. Büyük hayal kırıklığı yani sakatlıklar olabilir evet ama. Hem Trabzonspor için hem Beşiktaş için. Yani çabuk havlu attılar. Yapacak bir şey yok. Tabii 4. hafta itibariyle Avrupa Ligi haftasında yani elendiler. Çıkamadılar gruptan. O yüzden büyük hayal kırıklığı oldu. Hem Trabzonspor hem Beşiktaş. Yavaş yavaş toparlayalım tamam. istersen Murat abi. Ben habere gideceğim zaten. Murat abinin bülteni var. Futbol Net'i bugündük. Biraz daha kısa tutuyoruz. Tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.